Merhaba arkadaşlar, ismim Selim. Bugün sizlere gözyaşlarınızı tutmakta zorlanacağınız duygusal bir hikayemi anlatacağım. Hazırsanız başlıyorum. 5 kişilik bir aileyiz. Babam, abim, kardeşim, ben ve dedem. Yani bir öğrenci evi gibi 5 erkek beraber yaşıyoruz. Annem ben küçük yaşlardayken vefat etti. Babam da annemin üzerine bir daha evlenmek istemedi. Dedem de babaannemin vefatından sonra bizim eve yerleşmek durumunda kaldı. Dedem yürümekte zorlanan, şeker hastası olduğu için de ilaç kullanan birisidir. Babam boyacılık işiyle uğraşıyor. Ben liseye bu sene başladım. Kardeşim 3. sınıfa gidiyor. Abim de üniversite sınavını kazanamadığı için evde sınava tekrar hazırlanıyor. Ama bu sürecin onun için fazlasıyla zorlu geçtiğini söyleyebilirim. Ya tekrar kazanamazsam diye çok stres yapıyor ve bu da çevresine olumsuz olarak yansıyordu. Özellikle dedemle hiç anlaşamazlardı. Dedemin kulakları az duyduğu için televizyonun sesini çok fazla açardı ve bu da abimi çok kızdırırdı. Bir de dedemin uyurken horlaması vardı. Bu sebeple de abim sık sık sinirlenirdi. Dedem horladığında susması için abim odasından duvarlara vururdu ama nafile tabii. Dedem abime ne kadar iyi davranmaya çalışsa da abim ona adeta düşman gibi bakardı. Bir gün abim babamla konuşmaya karar verdi. Ben de yanlarındaydım. Dedemse mutfakta bir şeylerle uğraşıyordu. Abim, yeter artık. Dedemi bu evde istemiyorum. Bu yaşlı adamla yaşamaktan bıktım diye serzenişte bulundu. Babam aralarındaki anlaşmazlığın, evdeki huzursuzluğun farkındaydı ama babasıydı sonuçta. Ne yapabilirdi ki? Dedeni idare etmeye çalış oğlum. O yaşlı bir insan. Başka gidecek bir yeri mi var? Dedi. Abim sinirle kendi odasına gitti. Abimle dedem arasındaki uyuşmazlık günden güne artıyordu. Dedemin her hareketi adeta abimin gözüne batıyor gibiydi. Babam tüm olan bitenlerin farkındaydı ama sabretmeye çalışıyordu. O kadar ki bazen geceleri uykumdan uyanıp su içmeye kalktığımda babamı içeride dertli dertli otururken görüyordum. Biri evladıydı, diğeri de babası. Gerçekten zor bir durumda kalmıştı. Bir gün abim dedeme sinirinden evdeki masa üzerindeki vazoyu yere fırlatmıştı ki babam da o sırada tam işten dönmüş eve yeni giriyordu. Dedem üzgün bir şekilde mutfağa doğru yürüdü. Sanırım ilaç saati de gelmişti. Abim babamın odasına çağırdı. Bir yandan da valizini hazırlıyordu. Şoktaydım. Babama ya dedem bu evden gider ya da ben artık bu evden gidiyorum dedi. Bu sözü karşısında ben de babam da şaşkındık. Biraz bekledikten sonra babam buruk ve ağlamaklı bir ses tonuyla tamam oğlum halledeceğim dedi. Babamın bu cevabına çok şaşırmıştım. Nasıl halledebilirdi ki? Acaba kafasında nasıl bir plan vardı? Yaşlı dedemi sokağa atacak değildi ya. Hafta sonu geldiğinde sabah babamı dedemin eşyalarını toplarken gördüm. Dedeme baktığımda olan bitenlerden habersiz içeride uyuyordu. Babam yardım etmem için beni yanına çağırdı. Dedemin eşyaları ile birlikte ilaçlarını da toparlamıştı. Ardından yumurta, pirinç gibi yiyeceklerin de içinde bulunduğu bir koli hazırladı. Neler olduğunu sorduğumda mutsuz bir şekilde "Bugün bir yolculuğa çıkıyoruz, hazırlan evladım." dedi. Çok merak etmiştim. Babam dedemi nereye götürecekti? Babam son hazırlıklarını da tamamladı ve eşyaları arabaya taşıdık. Daha sonra bana, "Hadi Selim, dedeni, abini, kardeşini çağır gidiyoruz." dedi. Dedemin yanına gittiğimde ilaçlarını aradığını gördüm. "Dede, ilaçların arabada. Babam bizi bir yolculuğa çıkaracakmış." dedim. Yürümekte zorlandığı için yavaş yavaş arabaya doğru yol aldık. Kardeşimi de aldım ve nihayet arabaya bindik. Nereye gittiğimizi bilmiyordum ama dedemin üzüntüsü gözlerinden okunuyordu. Sanırım eşyalarının toplanmış olmasından biraz sonra kendisinin de bir yere bırakılacağının farkındaydı. Peki ya dedemi yalnız başına bırakırsak ilaçlarını nasıl seçecekti? Gözleri iyi görmediği için ilaçlarını biz seçer verirdik. İlaç vakitlerinde de ona biz haber verirdik. Tek başına nasıl yemek hazırlayacaktı? Babama baktığımda onun da üzgün olduğu her halinden belliydi. Ama evdeki huzursuzluklardan dolayı bir karar almak durumunda kalmıştı. Nihayet dağlık bir yerde ufak bir kulübeciğin yanında durduk. Kısa bir mola vereceğimizi düşünmüştüm. Ama burası dedemi bırakacağımız yermiş. Daha sonra öğrenmiştim ki burası yıllardır bizim olan ama şehirden çok uzak olduğu için pek de para etmeyen ufak çaplı bir arsamızmış. Yanında durduğumuz kulübecik dağın başında ağaçların içerisinde yani kimsenin asla oturmak istemeyeceği bir yerdi. Hala babamın dedemi bırakıp gideceğine inanamıyordum. Babam bu kadar acımasız bir insan olamazdı. Daha sonra babam dedemi yavaş yavaş o ufak kulübeciğe götürdü. Kimseden çıt çıkmıyordu. Küçük kardeşim hariç. Sanırım herkes durumun farkındaydı.
Evden taşıdığımız eşyaları da dedemin kalacağı kulübeciye yerleştirdik. Son olarak mutfak malzemelerini de yerleştirdikten sonra babam dedeme ilaçlarını verdi ve ''Babacım, senin bende çok emeğin var ama ne yapayım, çok çaresiz kaldım. Asla seni burada bırakmak istemezdim.'' dedi. Dedem arabaya bindiğinden beri tek kelime etmiyordu. Sessizliğiyle anlatıyordu tüm içindeki duyguları. O sırada babam ellerini gözlerine götürdü. Sanırım birkaç damla gözyaşı süzülüyordu. Son olarak ''Affet beni baba.'' dedi. Dedem cevap bile vermedi. Sadece üzgünce babamın yüzüne baktı. Yavaş yavaş arabaya doğru yürümeye başladı. Bu ufacık kulübecik yıllardır kullanılmadığından olsa gerek ki yürürken bile gıcırtılar çıkıyordu. Burası hiç kimsenin yaşamak istemeyeceği bir yerdi. Arabaya bindik ve eve doğru yola koyulduk. Küçük kardeşim durumu anlamaya çalışıyordu. ''Baba, dedem o evde yalnız mı kalacak?'' diye sordu. Babam ''Evet'' dedi biraz da buruk bir sesle. Kardeşim devam etti. ''Peki baba, dedemin hastalıkları var. Ona bir şey olursa kim onu hastaneye götürecek?'' Babam üzgün bir şekilde ''Bilmiyorum'' dedi. Kardeşim sorularına devam etti. ''Peki elektrikler kesilirse, kurtlar gelirse dedem ne yapar?'' dedi. Babam düşünceli bir şekilde sürmeye devam etti cevap vermeden. ''Kardeşim, peki dedem ne güzel bizim yanımızdaydı. Neden onu oraya bıraktık baba?'' dedi. Babam iyice üzgün görünüyordu. Yine cevap yoktu. Kardeşim biraz sonra hepimizin donup kalmasına sebep olacak son sorusunu gayet masum bir şekilde sordu. ''Babacım, sen de yaşlanınca biz de seni bu kulübeye mi bırakacağız?'' dedi. Bu ses adeta kulaklarında yankılanıyordu ve babam aniden frene bastı. Çok sert bir frendi. Hepimiz panik yaptık. Babam direksiyona sarıldı. Ellerini direksiyonun üzerine attı ve hüngür hüngür ağlamaya başladı. Konuşamıyorduk babamla. Hıçkırıklar içinde ağlıyordu. Ne olduğunu anlam veremiyordum. Küçük kardeşim şaşkınlıkla babama bakıyordu. Söylemiş olduğu cümlenin ne manaya gelmiş olduğunu anlamış değildi. Babam bir süre daha ağladıktan sonra arabada derin bir sessizlik oluştu. Dakikalar boyunca kimse konuşmamıştı. Ve babam çok hızlı bir manevrayla arabayla U dönüşü yaptı. Çok hızlı bir şekilde kulübeciye doğru gidiyorduk. İbre yavaş yavaş artıyordu. 70, 80, 90, 100. Arabada herkes çok gergindi. Abime baktığımda biraz pişman ve ağlamaklı bir haldeydi. Kulübeye vardığımızda hepimiz arabadan indik ve dedemin yanına doğru hızla gittik. Ve dedemin eşyalarının hiçbirini açmadığını fark ettik. Dedem aynı babamın bıraktığı şekilde oturuyordu. Hiç yerinden kımıldamamıştı bile. Babam dedemizin dizlerinin dibine oturdu ve ''Babacım, senden çok özür diliyorum. Nasıl böyle bir şeyi sana teklif ettim? Nasıl seni böyle bir yere gelip bıraktım? İnsan babasına bunu yapar mı? Bundan sonra senin yüzüne nasıl bakacağım bilemiyorum ama baba lütfen beni affet.'' dedi. Gayet içten bir şekilde. Hepimiz dedemin ne cevap vereceğini bekliyorduk. Ve dedem ağır ağır, tane tane konuşmaya başladı. ''Oğlum, ben biliyordum geri geleceğinizi zaten. Bundan emindim.'' dedi. Babam biraz da kekeleyerek ''Nasıl yani baba?'' dedi ve dedem hepimizin tüylerini diken diken eden o cevabı verdi. ''Ben babamı, annemi daha da bir kulübeciye bırakmadım ki benim evladım beni bu kulübede bıraksın. O yüzden ben geleceğinden emindim evladım.'' dedi. Dedemin bu cevabı hepimizi derinden etkilemişti. Daha sonra kendisine neden bu sözü söylediğini sordum. Güzelce açıkladı. ''Sen gider birine iyilik yaparsan o iyilik bir gün senin karşına en güzel şekilde çıkabilir. Bir kötülük yaparsan da o kötülük senin karşına kötü bir şekilde çıkabilir.'' Daha sonra abim de dedemden özür diledi ve hep beraber dedemi arabaya götürdük. Getirdiğimiz eşyaları da geri topladık. O gün büyük bir ders çıkarmıştık. Artık abim dedeme çok iyi davranıyordu. İlaç saatlerinde dedeme ilaçlarını abim koşup götürüyordu. Babam da kendini hala suçlu hissediyor olsa gerek ki dedeme çok iyi davranıyor, her fırsatta gönlünü kazanmaya çalışıyordu. Kulakları az duyduğu için ona en iyisinden bir işitme cihazı hediye etti. Artık dedem televizyondan dini programlar seyrederken televizyonun sesini çok fazla açmak zorunda kalmıyordu. Ayrıca bizleri artık daha iyi duyabildiği için de çok sevinçliydi. Horlama problemi içinde babam dedemi doktora götürdü ve doktor ona zayıflaması gerektiğini söylemiş ve bir diyet programı vermiş. Dedem de programa harfiyen uydu ve 10 kilo zayıfladı. Artık hiç horlamıyor ve daha dengeli uyuyor. Babam dedeme sürekli güzel sözler söylüyor. Eve gelirken ona sevdiği şeylerden alıp geliyordu. Zaten dinimizin de bizden istediği anne babamıza iyi davranmamız, onlara güzel sözler söylememiz değil mi?
Böyle olunca bizim de çocuklarımız bize iyi davranacak ve tüm insanlar mutlu olacak. Çok şükür ki evde artık herkes çok mutlu. Hikayem burada bitti. Siz de anne babanıza iyi davranın, onlara onları ne kadar çok sevdiğinizi söyleyin. Sözler Köşkü Hikayem kanalımıza abone olmayı unutmayın. Daha çok hikayelerimiz olacak birlikte.